sahneye çıkıyorum. Şahane bir dış gibi. Yurt içinde. Çok misafirimiz var. Güzel bir gece olacak. Ben de şey yapacağım çünkü yeni yeni ısınmaya başladım aslında sahneye. Bu benim 5. konserim olacak bu akşam. Her geçen gün daha iyi oluyor. Sesim de daha yerine oturmaya başladı. O heyecanı da yavaş yavaş üzerinden atmaya başladım. İnsanlarla yeniden konuştuğum için. Çünkü çok değerli filmler yaptık. Çok değerli albümler yaptık. Çok değerli şarkılar yaptık. Sahneye çıkınca şunu fark ettim. Meğer benim de dinlediğim ne kadar çok sevenim varmış. Onu gördüm gerçekten. İnsanların %1'lik tebessümle özlemlerini fark ettim. Ben onları çok özlemişim. İyi ki varlar. İyi ki yanımdalar. Herkesi çok seviyorum. Evet, albüm çıktı 16 yıl sonra ve albümle birlikte güzel bir turne de başladı aslında. Hani İstanbul başta olmak üzere. Turneye başlamadı. Bodrum vardı, bir Çeşme oldu, İstanbul oldu. Böyle hayran kitleleriniz yurt dışı, yurt içinden nasıl bir duygu oluyor? Daha başlamadı turneler. Hem Avrupa turnesi hem Türkiye turnesi için şu anda çalışmalar devam ediyor. Organizatörler, şeyler şu an çalışıyorlar. Bir de araya film koyacağız. O filmi nasıl çekeceğim onu da bilmiyorum. Evet, film şu anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Film için kast çalışmaları devam ediyor. Filmde birçok oyuncu olacak, Yeşer İpek olacak, Haluk Levent olacak. Sizin gençliğinizi kimin oynayacağı çok merak ediliyor aslında. Bu filmle alakalı bize neler söylemek istersiniz? Film yaşanmış gerçek bir hikaye. Tanrı'nın yazdığı senaryo. Biz sadece çok küçük bir kalem oynadık sadece. Çok samimi bir film olacak bizim. İnsanların daha önce benim filmlerimdeki izledikleri o tadı, o sinema dilini yine bunu da sürdüreceğiz ama biraz daha farklı olacak. Çünkü işin içinde müzik var. Tam da benim alanım. Ve gerçek bir hikaye olduğu için 1990 ile 93 arasında geçen bir hikaye var. Senaryo neredeyse bitmek üzere. Son aşamalarındayız. Hazırlıklar başladı. Kast çalışmaları devam ediyor. Kast bitince zaten gerekli bir yıkım oyunu açıklayacağız. Ama şu anda hala devam ediyor çünkü görüşmelerimiz, ben şimdi buradan gideceğim tekrar kas çalışması için. Çok değerli oyuncular var. Çok değerli bir teknik ekiple çalışalım tekrar. Yan yana geleceğiz çünkü onları da özledim. Bu kez sahneye çıkınca onları ihmal etmeye başladım. Bir arada yürüteceğim bu kez. Hem sinema filmi yapacağım hem de sahneye çıkacağım. Belki bir farkındalık yaratacak bir projenin içinde olacak. Onun çalışmalarına başladım. Önümüzdeki günlerde ben de insanların yaşadıkları kente, kasabalara gitmek istiyorum. Onlarla yan yana gelmek istiyorum. Geçmişte halk konserlerimiz vardı. Böyle 200 bin kişi, 300 bin kişi, 1 milyon kişi. O 1 milyon kişi yapacak kalabalıklar topladık biz. Şu anda da Türkiye'de insanlar müziği çok açlar. İşte birçok sanatçı arkadaşım çıkıyor ama bizim çıkmamız farklı olsun. Evet, hayırlı olsun diyelim o zaman. Sahne sizin olsun. Çok teşekkürler.